Merhaba arkadaşlar. Geçen hafta çözmüş olduğumuz problemin son kısmına bir inceleyelim ve yeni problemimize geçelim. Burada soruyu çözmüştük ve gerçek veya arasını 8.4 kV olarak hesaplamıştık. Şimdi burada yük I yük hesabını 0.2 per unit olarak bulmuştuk. Bunun gerçek değeri nedir ve bunun ispatı nedir onu yapalım Arkadaşlar. Neydi üç fazlı sistemlerde? I-baz yani akım e, S-baz bölü kökü çarpı U-bazdı. Bu da neye eşittir arkadaşlar? Bizim sorumuzda neydi? 150 megawatt yani 150 çarpı 10 üzeri eksi 6 bölü kökü çarpı U-baz. U-baz da kaçtı? 30 çarpı 10 üzeri 3 yani e, 30 bin volttu. Bu da e, 2877 ampere denk geliyor. Buradaki seri devrede şu e, enerji iletim hattındaki seri devredeki akım bakın arkadaşlar 2877 amper çok yüksek bir baz değeri. Aslında gerçek yük akımına bakalım. Gerçek yük akımı ise nedir arkadaşlar? Yine S yük bölü köküt çarpı U yük. Bu da kaça eşittir arkadaşlar? 25 kilovolttu. D arasındaki gerilimimiz 25 çarpı 10 üzeri eksi 6 bölü köküt çarpı U yük. U yük de kaçtı arkadaşlar? soruda ne demişti? 25.000 volta sabit tutun. 25 çarpı 10 üzeri 3 o da eşittir. 577 amper. Bakın 25 kV diyoruz ve 577 amper diyoruz. Çok yüksek güç değerlerinden bahsediyoruz. Şimdi biz per unit'in ispatını yapmak istersek yani burada ne bulmuştuk? Akımı gerilimi yüke bölerek 0.2 per unit olarak bulmuştuk. Bir de neyi biliyorduk arkadaşlar? Biz gerçek eşittir per unit eşittir gerçek bölü bazlı. Bunu bütün ele e birimlere uygulayabiliyorduk. Yani akım içinde aynı şekilde, e gerilim içinde ve hatta e empedans içinde aynısını yapabiliyorduk. Bakın I yük per unit değeri eşittir. I yükün gerçek değeri bölü I baz değeri. I yükün gerçek değeri neydi bakın arkadaşlar? 577 bölü baz değerini az önce kaç hesapladık? 2877. O da yaklaşık olarak 0.2 per unit olarak karşımıza çıkmaktadır. İşte bu yüksek rakamlardan dolayı arkadaşlar biz hep ne yapıyoruz? Bakın burada per unit ile hesaplamalar yapıyoruz. Per unit ile bakın ne bulmuşuz? Örneğin veya arasını 0.84. Küçük sayılarla uğraşıyoruz. Eğer gerçek değerlerle uğraşmış olsaydık 150 bin e, volt amper, 30 bin volt, 2877 amper gibi sürekli olarak yüksek değerlerle uğraşacaktık ve bu da devrenin çözümünü e, karmaşık hale getirecekti. İşte bu nedenlerden dolayı per unit değerler, baz değerler ve gerçek değerler arasındaki dönüşümü ne yapıyoruz arkadaşlar? Gerçekleştiriyoruz. Şimdi yine bununla, bununla ilgili yeni bir örnek çözelim bununla ilgili üç tane örnek çözeceğiz arkadaşlar bunu bu konuyu pekiştirmiş olacağız şimdi yine bakın sorumuz şuraya kadar bakın soru sadece burası örnek yazılıp şu şekle kadar soru soruyoruz gerisi bundan sonrası nedir iş? çözümüdür bunun analizidir Soruda ne istiyorsa onları çözeceğiz yine bakın ne diyor tek hat şeması verilen sistemin Baz güç değeri s baz 100 megavolt amper ve baz gerilim değeri u baz 154 kilovolt için. Demek ki e, soruda bir gerçek değerler veriyor fakat e, diyor ki yani şekilde ba değerler veriyor. Bizim on değerlerimiz gerçek değerler fakat diyor sen bu şemayı diyor 100 megavolt amper ve e, 154 kilovolt için analiz et diyor bakalım ne diyor. A şıkkında yine bir önceki soruda yapmış olduğumuz gibi sistemin per unit empedans diyagramını çizin. Ne yapacağız arkadaşlar? Bir önceki soruda yapmış olduğumuz gibi her bir birimin generatörün, yükseltici trafonun, iletim hattının, düşürücü trafonun ve yükün her birinin empedans değerlerini hesaplayacağız. Ve daha sonra devre şeklimizi çizeceğiz. B şıkkında diyor ki D arasında gerilimi sabit, sabit kabul ederek A barasının gerilimini hesaplayınız. Bir önceki soruda dikkat ederseniz D barasındaki gerilim değer atayarak fantezi yapmıştı. İşte 25 kilovolta sabit tutarak A barasını hesapla demişti. Fakat burada daha aslında kolay. D barası gerilimini sabit tut. D barasındaki gerilim bakın burada zaten direkt görüyorum. Kaçmış? 35. Yani D barasındaki gerilim hiçbir şekilde değiştirmeyeceğim. Yine burası 35 kV olacak. Fakat ne yapacağım? Per unit empedans e, diyagramına bağlı olarak A barasındaki gerilimi hesaplayacağım arkadaşlar. Bir de şeklimizi analiz edelim. Soruda verilen şekilde yine generatörümüz A baramız, transformatör birimiz B baramız, iletim hattımız C baramız, transformatör ikimi D baramız ve daha sonra da yükümüz. Burada generatörde arkadaşlar, SG yani generatörün gücü 150 megavolt amper. Yine generatörün gerilimi 15 kV ve generatörün per unit cinsinden e, reaktansı ise arkadaşlar direnci neymiş bakın xd per unit eşittir j 0,1 per unit. Bakın burası generatör kısmımız. Daha sonra A barasıyla neye bağlanıyor? Yükseltici transformatöre bağlanıyor. Trafo 1'in arkadaşlar STG e, kaçmış bakın. 200 megavolt amper. Daha sonra dönüştürme oranı U1 bölü U2 eşittir. 15 bölü 154 kilovolt. Ve trafo birim per unit cinsinden değeri xd 1 per unit eşittir. J0,2 per unit. Ve iletim hattımızın neyi verilmiş? Ee, direnç değeri ve kilometre değeri. Bir önceki soruda direkt neye verilmişti? Direnç değeri. Fakat burada ne diyor? Bakın. X hattımız yani hattın e, reaktansı J0,24 bölü kilometre cinsinden. 10 bölü kilometre cinsinden. Ha, demek ki bu kilometre başındaki direnç değeri bu arkadaşlar. Eğer ben bu iletim hattının uzunluğunu bulursam kilometre başına direnç değeri ile kilometreyi çarparsam neyi bulacağım? Gerçek değerini toplam değerini direnç değerini bulmuş olacağım. L hat yani hattın uzunluğu arkadaşlar 100 kilometreymiş. Az önce dediğim gibi 100 kilometre ile j 0,24 ohm bölü kilometreyi çarptığım zaman ne olur arkadaşlar? j 24 ohm olarak toplam iletim hattının direncini hesaplayacağım arkadaşlar. Daha sonra ikinci transformatörümüz bu da neydi arkadaşlar? Düşürücü tip transformatör. STG 150 megavolt amper güç kapasitesinde U2 bölü U3 yani transformatörün gelim dönüştürme oranı 154.000 kV bölü 35.000 kilo e, 35.000 volt. Ve transformatörün reaktansı yani direncimiz XT2 per ünite J 0,15 per unitmiş. Ve daha sonra ne var? D baramız var. D barasından sonra e, S yük eşittir 80 megavolt amper. E, cos de kaçmış bakın 0,8 ne diyor parantez içinde geri eğer bu e, geri yazmasaydı burada parantez içinde kolaylık olsun diye geri yazmışız geri yazmasaydı e, ben bunun yine ne olacaktım arkadaşlar cos fi değerini bilerek ileride mi geride mi olduğunu analiz edebiliyordum yine devre analizi konusu Şu, şuradaki püf noktası tamamen Devre analizi konusu arkadaşlar şimdi genel olarak bir bakalım ee, güç itibariyle bakalım 150 megavolt amper üretiliyor 200 megavolt amperlik trafo ile taşınıyor güzel daha sonra e, 150 megavolt amperlik trafo var 80 megavolt yani e, 150 üretiliyor e, ama talep gücü kaçmış 80 bu iki tarafa da bu gücü ne yapabilir çok rahatlıkla kaldırabilir. Bir de güç e, gerilim değerlerine bakalım. Bakın e, 15000 volt üretiyoruz. Bunu ne yapıyoruz arkadaşlar? Daha kolay taşımak için yükseltiyoruz. Yani 15000 voltu bin volta düş, yükseltiyoruz. B ile C barası arasındaki gerilim yani iletim altındaki gerilim bakın burada da 154 burada da demek ki burada 154 kilovolt ile gerilim taşınıyor. Daha sonra bunu 35000 kilovolta düşürüp yük grubuna aktarıyoruz arkadaşlar. Devre şemamız bu ne yapıyorduk arkadaşlar analiz yaparken başlangıçta bir tablo yapıyoruz. Bu tabloya da ne yapıyorduk bu e, iletim hattının şemasını tekaz şemasını e, izoleli kısımlarından ne yapıyorduk 3'e ayırıyorduk. Transformatör 1'in primerine kadar olan kısma ne diyorduk arkadaşlar tabloya ayırıp bakın şurada kesik çizgiler gözükmekte biraz. Burası ne diyorduk arkadaşlar üretim ürettiğimiz yer. Daha sonra bu gerilim yükseltip C arasındaki transformatörün e, primer kısmına kadar olan kısmına ne diyorduk arkadaşlar biz? İletim kısmı ve izolenin sağ tarafı yani yüke bakan tarafı da burası tamamen ne oluyor? Yük tarafı olarak 3'e ayrılıyorduk ve bunların neylerini hesaplayacağız? Baz güçlerini, baz gelimlerini ve direnç değerlerini ne yapacağız arkadaşlar? Hesaplayacağız. Sorumuz bu kadar. Bundan sonrası nedir arkadaşlar? Çözüm. Şimdi soruyu iyi analiz etmemiz gerekiyor ki çözümü rahatlıkla yapalım. Eğer soruyu anlamaz isek temel mantığını çözer iken ne yaparsınız arkadaşlar? Takılabilirsiniz belli yerlerde. O yüzden bu sorunun başlangıçta kendisini anlamamız gerekiyor. Bizden ne istiyor, neler vermiş onları bilmemiz gerekiyor. Şimdi baktığımızda burası nedir arkadaşlar? Üretimdi. Daha sonra iletim. Ve daha sonra yük olarak ne yaptık arkadaşlar? Bakın ayırdık. Ve ne yapıyoruz arkadaşlar? Başlangıçta güç, gerilim, empedans değerlerini ne yapıyorduk? Bakın şu şekilde tabloya yazıyorduk. Şimdi e, soruda ne demiştik arkadaşlar? Soruda verilenleri kısmını e, eğer belirtmediyse bakın özellikle belirtmediyse işte yok illa üretim kısmını veya yük kısmını baz alacaksınız demediyse bu soruda genel baz değerleri şunları alın dediyse biz ne yapıyoruz arkadaşlar? İletim kısmına güç ve gelim değerlerini yazıyoruz. Yani soruda verilen bakın şu şekil üzerindeki bütün değerler eski olacak. Soruda verilen ve bu tabloda bulduklarımız yeni değerler olacak. Şimdi bakın ne var? S-BAS Demek ki e, neydi? İletim s espas 100 megavolt amper, U bazda 154 kilovolt. Ne demiştik arkadaşlar? Üretimde, iletimde ve e, yükte espas güç değerlerimiz hepsi aynıydı. Aynı güçlerin değerle güç değerlerini baz alıyorduk. Yani hepsi üretimde de 100 megavolt amper, iletimde de yük kısmında da 100 megavolt amper. Şimdi. Gelimlere bakacak olursak U baz gelimleri. Şimdi U baz gelim değerlerine baktığımızda üretim kısmı için neydi bizim buradaki oran orantı aslında yapıyoruz. Şöyle e, düşünün arkadaşlar. E, eğer soruda verilen mesela bu kaç verilmiş? 154. E, şekilde kaç verilmiş? O da 154. Ha demek ki eşit. Ben aslında direkt buraya ne yazabilirim? İletim kısmındaki baz gelim değeri gelim değerini 15 kilo yazabilirim. Fakat Farklı olduğunu düşünerek yani diğer sorularda farklı olarak karşınıza çıkacağı için onu da ne yapalım arkadaşlar? Ee, tekrardan formülize ederek aynı eşit olduğunu göstermiş olalım. Şimdi neydi üretim kısmındaki baz gelim değerini bulurken? U1 bölü U2 çarpı U baz. U1 neydi bizim? 15. U2 neydi arkadaşlar? 154 çarpı. E, Soruda ne verilmiş U baz? O da 154. Bunun sonucu nedir arkadaşlar? Bakın yine 15 kilovolt. Az önce geçen haftalarda bahsetmiş olduğumuz kısma geldik. Eğer soruda verilen U-baz ile şekil üzerine, tekaz şeması üzerine iletim kısmındaki yüksek gerilim değeri aynı ise ben diğer üretim ve yük kısmındaki U-baz gerilim değerlerinin direkt aynısını yazabilirdim. Fakat öğrenmek adına biz yine formülize ederek eşit olduğunu gösterelim arkadaşlar. Şimdi yük kısmına baktığımızda arkadaşlar yük kısmını nasıl buluyorduk? U3, tersten gidiyorduk. U3 bölü U2 çarpı U bas. U3 kaç? 35. U2 kaç? 154. 35 bölü 154 çarpı U bas kaç? 154. O da eşittir. Bakın yine ne çıktı? Buradaki düşürülmüş gerilim değerine yani 35 kilovolta eşit olduğu çıktı. Ve daha sonra... Empedans değerlerini hesaplayalım. Şimdi üretim kısmındaki empedans değeri hesaplarken ne yapıyorduk arkadaşlar? Z baz eşittir U bazın karesi bölü S baz. Bunu yukarıda anlatmıştık. Birimlerin tanımlarını yaparken Z bazına ses yapıyorduk. U baz, e, U bazın karesi bölü s baz. Şimdi burada e, gelimiz buradaki gelimiz kaç arkadaşlar u baz dediğimiz bu sütundakini alacağız. Bu sütunda kaçmış 15 15'in karesi bölü e, yine aynı şekilde kaçmış bakın bu 100 megavolt amper buradaki baz diyelim. Bakın elma ile elma armut. Bu bazsa bu da baz olmakla olması lazım bu da baz. E, benim baz gelim kaç 15. Baz gücüm e, kaç? 100 15'in karesi bölü 100 o da 2,25 ohm olarak karşımıza çıkıyor. Daha sonra iletim kısmındaki neyi hesaplayacağım? Ben baz direnç değerini hesaplayacağım. Bakın gerçek değil. Bunlar gerçek değerler. Ben baz değerini hesaplamak istiyorum. Z baz eşittir 154'ün karesi neydi arkadaşlar? U baz kare bölü S baz. 154'ün karesi Bakın U bazın 154'ün karesi bölü S bas 100. O da arkadaşlar 237,16 ohm olarak karşımıza çıkıyor. Yük değerine baktığımızda Z bas eşittir U bas kare bölü S bas. U bas kaçtı arkadaşlar? 35'in karesi yükün neydi? Bakın şurada bulmuştuk. 35'in karesi bölü 100. Bu da neymiş arkadaşlar? 12,25 ohm olarak hesapladık. Bakın da A şıkkına geçemedik. Neden? Bu e, iletim hattının neyini hesapladık arkadaşlar? Tek hat şemasının bazı değerlerini hesapladık. Soruda verilenler ne arkadaşlar? Hepsi gerçek değerler. Ben neyi hesapladım? Baz. Burada neyi çıkartabilirim? Per unit değerlerini ne yapabilirim? Bulabilirim. Bu da arkadaşlar ispatı. Buna ayrıca bakabilirsiniz. Hatırlarsanız e, yeni değer neydi? Eski değer çarpı eski e, eski değerin eski baz gelimin bölü yeni bazın karesi çarpı es baz yeni bölü es baz eskinin denkleminden buluyoruz. Bu teyit amaçlı. Bakın burada değerleri yerine koyduğunuzda yine 237 burada da 237 bulabilirsiniz. Bu ispat amaç yapılmış. Biz bu şu kadarını bilsek bizim soruyu çözmemiz için yeterli. Şimdi devam edelim. A şıkkına daha yeni geldik. Per unit empedans diyagramını hesaplayın diyordu bize. Şimdi her bir birim için neydi bunlar? Birincisi generatör, ikincisi trafo 1, üçüncüsü iletim hattı, dördüncüsü trafo 2 ve beşincisi yük bunların her birinin biz per unit cinsinden değerlerini bulmamız gerekiyor. Şimdi jeneratörün neydi arkadaşlar? Ee, bu formülü daha önce de vermiştik. Nasıl çıktığını, nereden geldiğini zaten size anlatmıştık. Jeneratörün XD per unit yeni değeri eşittir XD per unit'in eski değeri çarpı U bazın eski değeri bölü U bazın yeni değerinin karesi çarpı S baz yeni bölü S baz eski. Şimdi bu eskiler yeniler hangileri oluyordu? Onu da tekrar edelim. Şekil üzerinde verilmiş değerler eski, tablo ve burada yazılan değerler yani daha doğrusu tablodaki değerler nedir arkadaşlar? Yeni. Şekilde verilenler eski, tabloda verilenler yeni. Şimdi e, yazalım x de per unitin eski değeri. Eski değer için ne yapıyordum? Soruya bakıyordum. Kaçtı? j 0,1 per unit. j 0,1 per unit'i yazdım. Çarpı. Daha sonra u bazın eski. U bazın eski değeri kaçmış arkadaşlar? 15. Yeni değeri kaç? O da 15. 15 bölü 15. Bunun karesi olacak. Buraya yazmayı unutmuşum. Bunun karesi çarpı. S bazın yeni. Zaten bu birbirini götürecek. S baz yeni. S baz yeni ne üretim hattında? Generatörün olduğu yere bakıyoruz. Kaçmış? S baz 100 bölü. S baz eski. Eski dediği şekil üzerine bakacağım. Eski kaçmış? 150 megavolt amper. 100 bölü 150 megavolt. Yaptığımız zaman bu sonuç arkadaşlar J 0,067 per unit olarak karşımıza çıkıyor. Güzel. Generatör için per unit cinsinden değerini ne yapmış olduk? Hesaplamış olduk. Şimdi hatta bakalım arkadaşlar. Hatta dikkat ederseniz soruda bir e, kilometre başına direnç değeri verilmişti. Bir de kilometre cinsinden neyi verilmişti arkadaşlar? Birim uzunluğu verilmişti. Ben o zaman x hat gerçek değerini J 0,24 yani kilometre başına direnç değeri çarpı uzunluk 100 kilometre dediğim zaman karşıma J 24 ohm olarak karşıma çıkmakta. Bu X olur Z olur önemli olan buradaki direnci bu birimleri ne yapıyorduk? E, i̇lla O olacak diye kafayı karıştırmıyorduk. X hat da der diyebilirsiniz Z de diyebilirsiniz. Şimdi burada neydi arkadaşlar? Ee, X hat gerçek değerini yani bu iletim hattının gerçek değerini şurada ne bulduk arkadaşlar? J24 10 bulduk. Şimdi bunun per unit cinsinden değerini bulacağız. Bir ara verelim. Kaldığımız yerden devam edelim.